Ve Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Ay. Sayın Ocaklı, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri ve bizi izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Bugünün özetine dair iki cümle edeceğim. Bugün burada yaşananlarla ilgili. Bir, dilde şiddet vardı bugün. İki, arkasından fiziki şiddet vardı. Hem dilde şiddeti hem de fiziki şiddeti reddettiğimi söyleyelim. Gelelim çay meselesine. Biz Karadeniz'de yaşayan insanlar kendi kendimize yeten insanlardık. Bahçelerimizde mısır ekerdik, meyvelerimizi satardık bir sürü bir şeyle. Sonra İsmet Paşa geldi, dedi ki daha fazlasını kazanacaksınız. Çayı getirdik, diktik, söylenileni yaptık ve son 20 yılda endüstriyel çay tarımına geçilince sizler yavaş yavaş çay tarımında bugün yaşananları ortaya çıkardınız. Ne oldu? Bugünkü durum ne? 17 lira verdiğiniz fiyata şu anda özel sektör 10 liraya, 12 liraya çay almaya mecbur bırakıyor, müdahale etmiyorsunuz. Tıpkı dün akşam bizim burada klimalı salonda gece 2'ye 3'e kadar çalıştığımız kadar sıralarda araçların başında çay vermek için insanlar bekliyor, düzenleyemediniz. Gece 2'ye 3'e kadar bekliyorlar. Özel sektöre mahkumiyeti kaldıramadınız. Yaş çay taban fiyatı 17 lira yetmez, 18,5 lira dedik, dinlemediniz. Şimdi üretici bu çayı sürdürebilir halden çıktı. Arkadaşlar, yapılması gereken bir tek şey var. Ya Çaykur'un kapasitesini artıracaktı kurum. Ya kontenjan ve kota sıralamasını, yıllık planlamasını yapacaktı. Bu yönetimi, bu planlamayı yapamadığınız için çay üreticisi bugün bu sorunları yaşıyor. İşin özünde bu var. Şimdi yapılması gereken şey şu. Bugün bir araştırma önergesi verildi. DEM Partisi tarafından çok kıymetlidir. Gelin birlikte bir komisyon kuralım. Nerede tıkandığını görelim. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Buna evet demeyeceğinizi de düşünüyoruz. Ama evet demediğinizde bizi izleyenler görüyor. Gece 2'ye kadar çalışanlar görüyor. Ayrıca şöyle bir şey var. Değerli vekiller, bilin. Eleştiri yapanları iş yerlerinden başka yerlere sürme girişiminde bulunan genel müdür var. Bunlar tane tane notumda, biliyorum. Ve bunları da ifşa edeceğim. Peşini bırakmayacağız. Ne Çaykur işçilerinin hakkını veriyorsunuz, ne çalışanların hakkını veriyorsunuz. Gelin bunu konuşalım dediğimiz zaman da araştırma önergesini şimdi reddedeceksiniz. Nasıl çıkacaksınız bu milletin karşısına? Karadeniz'e gelmeyin. O içtiğiniz, size keyif veren çay sizin keyfinizi kaçıracak, haberiniz olsun. Ocaklı, lütfen tamamlayın. Biliyorum. Sizden ricam şu. Ya birlikte araştıracağız ya. Bir komisyon kuracağız ve Çaykur neden bu halde? Çay neden bu halde, araştıracağız. Gelin çay üreticisi için bunu birlikte araştıralım. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Ocaklı. Diğer söz talebi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Rize Milletvekili Harun Mertoğlu'na ait. Sayın Mertoğlu, buyurun. Evet, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, DEM Parti grup önerisi hakkında AK Parti grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisimizi ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Her ne kadar önergede birçok teknik hatalar yapılmış, çay kotası, kontenjan kavramları birbirine girmiş ise de DEM grubunun çaya gösterdiği ilgi gözlerimizi yaşartmıştır. Bu ilginin Türk çayının tüketimi konusunda da gösterilmesini özellikle istirham ediyorum. Değerli milletvekilleri, öncelikle kota ve kontenjan kavramlarını açıklığa kavuşturalım. Çay kotası, üreticinin yıllık dekara sattığı çay miktarıdır ve 600 kilogramdır. Kontenjan ise günlük kapasiteye göre alım limitidir. Üreticilerimiz 2002-2023 yıllarında kontenjansız çay satmıştır. Özel sektör de yaş çay alımında Çaykur'un referans fiyatının üzerine çıkmış,
ürün bedellerini peşin veya kısa vadede ödemiştir. Bu sene için ise birinci sürgünde bu durum aynen devam etmiştir. Ancak ikinci sürgünde üreticilerimizin görülmemiş biçimde makineli hasada yönelmiş olmaları, havaların da aşırı ısınması ile çayın efsafını kaybedecek endişesine kapılmaları sonucunda aşırı bir şekilde çay hasadına yönelmişlerdir. Bu da izdihamın oluşmasına neden olmuştur. Çaykur'un günlük işleme kapasitesi 9.250 tondur. İzdiham döneminde kapasite aşırı zorlanmış, 16.000 tona kadar yükselmiştir. Çaykur oluşan bugünlük kapasite fazlası karşısında üreticilere çağrıda bulunmuş ve sıcak havada beklemeden dolayı üründe geriye dönülemez biçimde oluşacak kalite kayıplarını önlemek için işleme kapasitesini zorlayarak 49 çay fabrikasıyla üretime devam etmiştir. Bu dönemde özel bir sektörün yöneticisinin üreticilere attığı bir mesaj var. Sizinle paylaşmak isterim arkadaşlar. Ben de bir çay müstahsiliyim. O mesaj aynen bana da gelmiştir. Aynen şunu söylüyor. Özel sektör çay fabrikası sahibinin ağzından söylüyorum. Çok kıymetli müstahsiller, sizlerden önemli rica ediyorum. Çay toplamada acele etmeyin. Bir insan kendi malına bu kadar zulüm yapmaz. Biz çayınızı alacağız diyoruz. Yine dinleyen yok. Bu kadar çayı kısa zamanda ne kadar fabrika olsa alması mümkün değildir. Bu zorlama devam ederse kapamak dahil her türlü önlem almaya mecbur kalacağız Allah rızası için. Resmen yalvarıyor özel sektör sahibi. Ancak bu süreçte oluşan aşırı izdihamdan dolayı. Sayın Mertoğlu lütfen tamamlayın. Bir kısmı yaş çay alım fiyatını Çaykur alım fiyatının altına düşürmüş veya ödeme süresini uzatmıştır. Üreticilerimiz aleyhine hareket eden özel sektörü vicdanlı olmaya davet ediyor. Kontenjan uygulaması 50 kilogram ile 7 Temmuz'da başlamış, bugün ise 30 kilogramdır. Hafta sonu da muhtemelen 50 kilogram olarak uygulanacak. Kısa bir süre içinde de kontenjan uygulamasına zaten son verilecektir. Çaykur'un kapasitesi kısa bir döneme sıkıştırılmadığı takdirde tüm çayı alıp işleyebilecek seviyededir. Üreticilerimizden ricamız, lütfen acele etmeyiniz. Hiçbir üreticimiz kesinlikle mağdur edilmeyecektir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Mertoğlu. Sayın Temelli buyurun. Sayın Başkan, grup önerimiz üzerine hatip laf ederken Rize'nin sorunlarını dile getirmemiz üzerinden o ayrımcı nefret söylemiyle hatta bölücü yaklaşımıyla bize yönelik bizim kabul edemeyeceğimiz bir yaklaşımı göstermiştir. Bizim için Rize neyse Diyarbakır odur. Hakkari neyse İzmir odur. Bu ülkenin sorunları bizim sorunumuzdur ve bu sorunları çözmeye çalışıyoruz. Eğer bu kadar Rize konusunda Rize'ye sahipleniyorsanız şunu bilmeniz gerekirdi. Türkiye'nin en yoksul 10 ilinin arasında Rize. Neden bu kadar yoksul? Gidip bir bakın. Gidip bir o yoksulluğun nedenine bir bakın. Ama siz ona bakmıyorsunuz. Siz hamaset peşindesiniz. Siz bölücülük peşindesiniz. Siz ayrılıkçılık peşindesiniz. Bu zihniyetten kurtulmadığınız için hakaret, hamaset, saldırı var. Daha biraz önce burada temizliğinden bahsettik. Sayın Temelli, lütfen tamamlayın. Bahsettiğimiz konuya da riayette. Daha biraz önce burada tam da bunlardan bahsetmişken çıkıyorsunuz burada sözde o hamasetle Rize'ye selam gönderiyorsunuz. Rizeli bilmiyor mu sizin ne yaptığınızı? Rizeli o çay fiyatını gördüğünde anlamıyor mu yoksulluğun nedeninin o çay fiyatı olduğunu? Kaç lira açıkladınız çay fiyatı? Çay üreticisinin beklentisi neydi? Niye bunlara yanıt vermiyorsunuz da kalkıyorsunuz DEM Parti üzerinden günahlarınızı örtmeye çalışıyorsunuz? Değerli milletvekilleri, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubunun önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Karar iter sayısı da arayacağım. Evet. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. Karar iter sayısı vardır. Öneri kabul edilmemiştir.